Bence Alevi tarihi çok gereksiz bir şekilde bir muammaya dönüştürüldü. Sanki hiç içinden çıkılamayacak, karma karışık bir şeymiş gibi sunuluyor. Aslında bu öyle değil. Yani her tarih gibi Alevi tarihi de çok zengin, çok karmaşık. Bizim çıkış noktamız her şeyden önce tarihin bu karmaşıklığının farkında olarak yola çıkmamız gerekiyor. Nasıl bugünün toplumları karmaşıksa geçmişin toplumları da karmaşıktı. Tarih siyah beyaz kalıplar içinde biz öyle anlamak istiyoruz ama maalesef öyle anlaşılmıyor. İyi tarihçilik de zaten toplumun ve tarihin bu karmaşıklığını bilerek, o bilinçle, bundan gocunmadan yapılan tarihçiliktir. Nüanslı, dengeli, çok yönlü yapılan tarihçilik iyi tarihçiliktir. Her şeyden önce iyi tarihçilik yapılmalı Alevi tarihi içinde. Bunun için de tabii iyi tarihçiler yetiştirilmeli. Filolojik bilgisi de olan ama aynı zamanda gerçekten tarihsel düşünme, tarihsel analiz yetilerini de kazanmış genç insanların zaten yetişiyor. Onlar eminim çok daha iyi, güzel ürünler de verecekler. Bu meyanda iki şeyi çok ısrarla vurgulamak istiyorum genel dinleyici açısından. Yani birincisi, hiçbir topluluğun tarihi tek bir parametre üzerinden okunamaz. Yani elbette Aleviler çok zulüm görmüş bir toplum, çok ezilmiş bir toplum, halif bir kimlik. Dolayısıyla hiçbir zaman yani resmi ideoloji ve din anlayışıyla barışık olamamış, daha doğrusu devlet yapılanması barışmamış muhalif Alevi kimliğiyle. Bununla birlikte bütün Alevi tarihini bir isyan ve bastırılma üzerinden okuyamayız. Çünkü hiçbir topluluk yüzyıllar boyunca mütemadiyen bir isyan halinde olamaz. Yani elbette o da bizim tarihimizin bir parçası. Ama bununla birlikte Alevi toplumu da nihayetinde her topluluk gibi yiyor, içiyor, yaşıyor, çocukları oluyor, kültürünü aktarıyor, inancını yaşıyor vesaire. Dolayısıyla tek bir parametre üzerinden, velev ki bu inanç olsun, velev ki bu devletle ilişkiler olsun, tek bir parametre üzerinden hiçbir topluluğun tarihini okuyamayız. Bu çok önemli. İkincisi de Alevi tarih yazıcılığında maalesef ve maalesef halen ismini sürdüren çok hatalı bir kavramsallaştırma var. Senkretizm denen. İşte yani işte Alevilik farklı dini geleneklerin, farklı dini geleneklerden alınmış ögelerin bir karışımıdır şeklinde bir anlayış. Tabii ki yani bizim Alevi araştırmacılar bunu kullanırken olumlayarak kullanıyorlar. Zaten bağdaştırmacılık şeklinde Türkçe'ye de aktarılıyor. Ama biliyoruz ki kelime itibariyle, köken itibariyle bu senkretizm kavramını ilk ortaya çıkaranlar Hristiyan din adamları. Tam Hristiyanlaşamamış, işte eski geleneklerini Hristiyanlık cilası altında sürdüren ama doğru Hristiyanlığa getirilmesi gereken topluluklar için kullanmışlar. Hatta Aleviler içinde bu senkretizm kavramı ilk kullananlar 19. yüzyılın ortasında Anadolu'da faaliyet göstermiş olan Protestan misyonerler. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü Müslümanlar arasında misyonerlik yapma imkanları yok. Bu yasak. Alevileri aslında bunlar kripto Hristiyandır şeklinde göstererek hem siyasi anlamda hem dini anlamda bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar Aleviler arasındaki misyonerlik faaliyetlerine. Bu arada bu misyonerlerin Kızılbaş Aleviler arasındaki faaliyetlerine yönelik çok romantik okumalar var. Bunlar çok problemli. Bunun da altını çizeyim. Gene bizim toplulukta zaman zaman yeterince eleştirel olmayan bir gözle bu çalışmalar hemen benimseniyor. Neyse, sonradan işte bu İttihat ve Terakki çevreleri bu misyonerlerin de tezlerine karşı çıkmak amacıyla, çünkü siyasi bir tehlike olarak görüyorlar bu durumu. Aleviler Öztürk'tür, Alevilik de zaten Şamanizmle İslam'ın karışımıdır gibi kendi tezlerini ortaya atıyor. Sonra 90'lara falan geliyoruz. Bu sefer işte bu Şamanizm tezine karşılık alternatif tezler çıkıyor. Zerdüşlük, hatta şeye kadar gittik, Hititlere kadar gittik. Şimdi burada bir problem var. Yani ciddi bir kavramsallaştırma bu kadar esnek, bu kadar yani içine ne koyarsan olur şeklinde olamaz. Yani çünkü herkes tahayyülündeki Aleviliği bir şekilde dolduruyor bu senkretizm kavramının içine. Ve bu da çok anlamsız tartışmalar yol açıyor. Dolayısıyla bu senkretizm kavramından kurtulmamız lazım. Çünkü son çözümlemede zaten bütün gelenekler,
bütün inançlar, bütün dini gelenekler ve bütün gelenekler daha geniş anlamda tarihçilik açısından baktığınızda zaten senkretiktir. Yani Alevilik, senkretizm Aleviliğin ayırt edici özelliği değildir. Her dini gelenek için aynı şeyi söyleyebilirsiniz nihayetinde. İşte insanoğlu 40-50 bin yıl önce Afrika'dan çıkmış, çeşitli yerlere dağılmış, aynı sorunları yaşıyor. Özellikle de aynı bölgelerde, aynı coğrafyalarda benzerliklerin olması zaten kaçınılmaz. Yani herhangi iki inancı ele aldığınızda bu benzerlikleri görüyorsunuz. Yani bundan da bir kurtulup, işte yok heterodoksiydi, şuydu, buydu. Bütün bu dışarıdan bakan bir gözle Aleviliğe yakıştırılan kavramsallaştırmalardan bir önce kurtulmamız gerekiyor. Aleviliği kendi içinden çıkan terimlerle, kavramlarla tanımlamamız gerekiyor. Bir de bunu yaparken Aleviliğin kendi öz kaynaklarını kullanmamız çok önemli. Yani mesela misyoner kayıtlarına ziyadesiyle fazla önem veriliyor. Aslında son derece problemli kaynaklar olmasına rağmen. Bu meyanda mesela Alevi dedi ailelerinin ellerindeki belgeler, yazılı belgeler, yazmalar bugüne kadar o kadar az ciddi çalışma yapıldı ki bu konuda. Düşünebiliyor musunuz? Bugün Aleviliği bugüne getirenler dede ocaklarıdır, dedelerdir. Eğer bu insanların devletten yüzyıllarca sakladığı, böyle gözü gibi baktığı belgeleri varsa özel arşivlerini, bir önce bunları anlamamız, okumamız gerekiyor. Tabii bunu okurken şu çok önemli, yani hiçbir surette bir belge fetişizmine düşmememiz gerekiyor. Nihayetinde bir batıni, mistik gelenekten bahsediyoruz. Yazı bir defa zaten batıni geleneklerin aktarımı için uygun değildir. O yüzden Alevilikte de esas olan müzik ve şiirdir. Dolayısıyla bu nedenle sözlü aktarım çok önemlidir, esas olandır. Bir de tabii tehlikelidir yazı. Bunları da dikkate alarak, yani sözlü geleneği bizi de bir filtre olarak, bir kontrol denge unsur olarak kullanarak bu yazılı belgeleri hakkıyla okumamız, tarihsel bağlamlarını da doğru anlayarak, bu çok önemli tabii, yanlış yerlere çekmeden, bu kendi öz kaynaklarımızı kullanmamız gerekiyor. Ve tabii ki diğer bir çok önemli kaynağımız, birçok açıdan belki de daha güvenilir, deyişlerimiz. Zaten bugün, yani Alevi kültürü bugüne taşınmışsa, benim sevgili babam hep der, yani bağlamanın yüzü suyu hürmetinedir der, deyişlerimizin yüzü suyu hürmetinedir der. Bunlar o kadar etkili taşıyıcılar ki, yani bazen Aleviler olarak biz kendi kendimizi çok hafife alıyoruz. Ama o deyişleri dinlemek, o kadar insanlara verdiği bir takım değerler sayesinde bir içselleştirilmiş ahlak oluşmasına neden oluyor Alevilerde. Yani düşündüğümüzden aslında çok daha fazla oranda bu deyişler bizi şekillendiriyor olumlu yönde. Şimdi diyebilirsiniz ki zaten hepimiz deyişleri dinliyoruz, daha ne yapalım? Yapılacak o kadar çok şey var ki, o kadar çok aslında işimiz var ki. Mesela cönkler, gene dedelerin ellerinde cönk dediğimiz mecmualar var bu deyişleri kaydeden. Kütüphanelerde bir dolu cönk var. Bu cönklerin hiçbiri doğru düzgün çalışılmadı. Yerel aşıklarımız var. Onların deyişleri falan derlenmeli. Yani o zaman ne oluyor? Bir tarihe karmaşıklığından hiç gocunmayacağız. Bütün zenginliğiyle bunu kabul edeceğiz. Çünkü şu şeyden hareket etme, varsayımdan hareket etmemiz gerekiyor. Alevilik son derece güzel bir gelenek, muhafaza edilmeyi hak eden bir gelenek. Dolayısıyla biz bunun tarihini aslında araştırmasak da olur. Yani ortada bir güzel helva var, yani bunun tadına varalım. Ha, çok merak ediyorsak helvası nereden gelmiş, şekeri nereden gelmiş, elbette özellikle tarihçiler bu işi yapar. Ama bunu yaparken de ilginç, beklenmedik şeylerle karşılaşabileceğimizi unutmayalım griliklerle. Bunlardan gocunmayacağız, bütün bunları kucaklayarak bu zenginliği çalışacağız. Bu bir. İkincisi, yanlış kavramsal çerçevelerden uzaklaşacağız. Üçüncüsü de gerçekten kendi kaynaklarımıza çok önem vermeliyiz. Sözlü ve yazılı. Benim araştırmalarımda da, uzun lafın kısası, her iki kitabımda da yapmaya çalıştığım bu. Yani Aleviliği kendi kaynakları üzerinden iyi bir tarihçilik yaparak nasıl daha sağlıklı, daha sahici bir şekilde Aleviliğin tarihini yazabiliriz. Yani ben gerçekten Alevilik konusunda, Alevi tarihi konusunda bir kaşık suda fırtına estirildiğini düşünüyorum. Yani Aleviliğin bir kimlik sorunu olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Yani Aleviliğin geleneği belli, efendim göreneği belli, inanç temelleri belli. Yani elbette
öteki işte tarihçiler, dil bilimciler vesaireciler bir takım şeylerin kökenleriyle ilgili çalışabilirler falan. Ama yani bir Hristiyan veya işte bir ne bileyim Hindu, yani dinine önce gidip ya acaba bunun kökeni nereden geldi? Ben önce bir onu araştırayım da ondan sonra inanayım gibi olmaz. Yani zaten gelenekler sadece inançta değildir. Yani burada da çok gereksiz yere bir ayrışma oluyor. Ya işte şuna inanıyorsan, buna inanmıyorsan bu olamazsın, şu olabilirsin. Yani inançlar, gelenekler, gelenekler diyeyim, inanç ögesini de içinde taşır. Ama önemli oranda sosyal ve sosyal kimliğimizle alakalı şeylerdir. Yani efendim şuna inanmıyorsan Alevi olamazsın. Yok böyle bir şey. Yani kültürel kimlik olarak Alevilik önemlidir. Hatta ve hatta bakın bunu da bence yeterince konuşmuyoruz ama Alevilik yarı etnik bir kimliktir. Yani etno dini, etno inançsal bir kimliktir. Niye? Çünkü anadan babadan geçen bir şeydir. Yani Yahudilikte de var, başka dinler de var bu şekilde aktarılan. O yüzden yani bence fazla kurcalamayalım. Yani okumaya, fazla da okumaya gerek yok. Yani okuyacaksanız da Kaygısız Abdal'ı okuyun mesela. Yani Rıza Tevfi'yi okuyun mesela. Ha şunu anlıyorum. Yani mesela Cemlerimizdeki Gülbenkleri okuyun, Deyişlerimizi dinleyin. Ya zaten nihayetinde bir gelenekte en önemli olan şey insanın içindeki o gelenekle kurduğu duygusal bağdır. Haklı olarak şöyle bir durum var. Yani işte insanlar dedelerden bir takım şeyleri açıklamasını bekliyor. Dedeler de samimi olarak bir takım gayretlere içine giriyor. Fakat şöyle bir problem var. Geleneğin içinden yetişen bütün Alevi geleneğiyle, bütün nüanslarıyla, bütün batıni mistik boyutlarıyla vakıf dedelerimizin sayısı haklı olarak azaldı. Bu dedelerin de suçu değil. Bakın yani bu modernleşmeyle, şehirleşmeyle gelen bir şey. Ve bazı dedelerimiz samimiyetle bir sorumluluk hissederek, kitaplar okuyarak vesaire Aleviliği anlamak istiyor. O meyanda da işte oryantalistlerin ya da işte Türk tarihçilerin yazdığı kitaplara bakıyorlar. Ama bu şekilde çok fazla bir yere gidemeyeceğimizi düşünüyorum ben. Gene kendi kaynaklarımıza dönelim diyorum. Çünkü işte demin söyledim bakın bu Alevilik senkretizmdir. Yani hiç kimse kendi inancını senkretizm olarak tanımlamaz. Hiç kimse kendi inancını heterodoksi olarak tanımlamaz. Ama biz bunu yapmaya başladık. Niye? İşte misyonerlere bak. Zaten misyonerlerle başlıyor bütün bu olay. Ondan sonra işte İttihat ve Terakkiciler ve Köprülü hareketi buna tepki olarak ama gene misyonerlerin kavramsal çerçevesiyle bir Aleviliğe bir kılıf uydurmaya çalışıyorlar. İşte ondan sonra bu böyle devam ediyor. Bakın size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir yeni makale hazırlıyorum. Daha önce ben bu misyoner kayıtları ile ilgili bir yazım vardı, yıllar önce çıkmış. Daha sonra, daha bundan birkaç ay önce bir arkadaşım bir misyoner mektubu, orijinali 12 sayfa, hani baskı değil de el yazmasıyla bulmuş, onu bana gönderdi İstanbul'da bir arşivde. Onu okudum, transkribe ettim. Orada o kadar ilginç şeyler var ki. Şimdi misyonerler, işte sürekli bunlar kripto Hristiyandır, zaten hani Hristiyan olmaya meyilli falan. Ama orada satır aralarını okuduğunuzda çok ilginç şeyler görüyorsunuz. Bir tane Alevi ile misyoneri bir konuşması var. Diyor ki, tam cümleyi hatırlamıyorum ama yani şöyle bir şey söylüyor. Sizin protestanlığınız bile bizim için aslında çok mahalli kaçıyor diyor. Biz hani bütün çok daha evrensel bir gözle bakıyoruz farklı dini geleneklere. Ama sizin protestanlığınız çok dışlayıcı. Hani biz protestanlık doğrudur, başka bir şey kabul etmeyiz. Ama Alevilikteki bu daha makro düzeyde dini inançlara bakmak, hani 44 kitabın 4'ü de bizim için birdir anlayışı, o kadar güzel bir orada aslında protestanlığa yönelik bir eleştirisi var ki, sizinki yani bizim için çok mahalli bir inanç mealinde bir şey söylüyor. O yüzden biz kendi kaynaklarımıza dönelim diyorum. Aleviliği öğrenmek istiyorsak. Dün de aslında bu konu konuşuldu. Ben panelist arkadaşlarımdan biraz daha farklı düşündüğümü söylemiştim o zaman. Ben o kadar karamsar değilim. Belki de bu tarihçi olmanın, yani orta çağ, çok geçmiş, daha geçmiş dönemleri çalışan bir tarihçi olmanın da verdiği bir şey olabilir. Her şey bir süreçtir. Hiçbir şey bir anda olmaz. Yani Aleviler çok ciddi bir değişim
yaşadılar sosyal düzenlerinde, şehre göçtüler, onu da bırakın hemen işte Batı ülkelerine göçtüler vesaire. Bunlar çok ciddi değişimler bir toplum için. Ama ben şunu söyleyeceğim, bence Alevilik rüştünü ispat etti. Şu anlamda rüştünü ispat etti. Hatta Reha Çamuroğlu'nun da örnek vermiştim, tam onun da ifadesini hatırlamıyorum ama şöyle bir şey söylemişti Reha Çamuroğlu zamanında. Eğer Alevilik halen günümüz için anlamlı bir inançsa o zaten devam eder, yoksa yok olur gider demişti. Bence Alevilik o anlamda rüştünü ispat etti. Çünkü halen o kadar yoğun bir enerji var ki Alevilik etrafında. Bir sürü insan bu konuda kafa patlatıyor. Aman ne olacak, aman nasıl aktaracağız vesaire. Ve halen bir şekilde bu gelenek varlığını devam ettiriyor. Ve bir sevgili dedemin dediği laf aklıma geldi burada. Demişti ki hiç merak etme kızı, bu yol incelir ama kopmaz eğer hani hak bir inançsa gibisinden. Şimdi örgütlenmenin sorunlarına gelince belki bazı şeyler o kadar düşündüğümüz kadar büyük sorun olmayabilir, tam tersi bir avantajlı olabilir. Şimdi genelde şu anda sancılar olduğunu kabul etmekle birlikte tabii bunu söylüyorum. Öncelikle şunu söyleyeceğim, çözüm arayışları hep bir merkezileşme etrafında dönüyor. Yani genelde insanların ilk aklına gelen, ya hocam şöyle bir otursa dedeler ya da bizim akademisyenler bir otursa da bir şu Aleviliği tanımlasa ya da bir tek örgüt olsun merkezi, herkesi kontrol etsin. İnanın bu düşündüğümüz kadar iyi bir fikir olmayabilir. Neden iyi bir fikir değil? Çünkü tek merkezli örgütlenmeler çok daha kolay yıkılabilen örgütlenmelerdir. Tek merkezler. Çok merkezlilik bir esneklik verir. Daha demokratiktir. Bir merkezde yapılan yanlış bir yanlış, diğer merkezlerin varlığıyla hani o denge kontrol mekanizması sadece siyaset için geçerli değildir. Yani bu tür kurumlar için de geçerlidir. Birbirini bu denge ve kontrol mekanizmasıyla dengeleyebilirler. Yani düşünsenize bir tek Alevi kurumu olduğunu düşünün bugün. Diyelim ki bu Cem Vakfı da olabilir veya işte herhangi başka Duisburg Alevi toplumu da olabilir. Benim dediğim doğrudur deseydi, şu andaki çoğulculuk olmasaydı, bu bence Alevilik için fakirleştirici olurdu. Dediğim gibi tek merkezli olunca bir toplumu kontrol, zapturapt altına almak da daha kolaydır. Artı ben bundan da daha önemlisi, zaten tek merkezli örgütlenme Alevi geleneğiyle uyumlu değildir. Tarihsel, Alevi geleneksel, sosyodinsel örgütlenmesine bakarsanız ocaklar etrafında böyle bir ağ gibi bütün Anadolu ve komşu coğrafyaları sarmış bir örgütlenmedir. İnanılmaz başarılı bir örgütlenmedir. Çok muhteşem bir örgütlenmedir. Yani bunun altını ne kadar çizsem yetmez. Çünkü neden? Bakın hiçbir devlet desteği yok. Tam tersi devlet baskısı var ama bir şekilde dedeler ve aşıklar, bu arada Alevi geleneğinin taşıyıcısı olarak demin dedelerden bahsettim, çok özür diliyorum. Dedeler ve ozanlarımız, aşıklarımız elbette. Bunlar bu farklı ocak toplulukları içinde mobiliteleri sayesinde gezerek vesaire o Aleviler arasındaki bir anlamda standartizasyonu da sağlamışlardır. Ama bir yerde bir ocak mesela yok olsa, ortadan kalksa, öteki yerde başka ocaklar bunu devam ettirmiştir. Yani bu çok merkezli örgütlenme inanın Alevi geleneğine çok daha yakındır. O zaman bugün ne yapmalıyız? Bugün ocaklar yok tabii. Ama bugün şunu yapabiliriz. Şu andaki mevcut durumdan birincisi çok fazla rahatsız olmayalım. Benim gördüğüm mesela belli yerlerde küçük gruplar olarak dergah kuruyor insanlar. Diyor ki hocam diyor, biz diyor mesela genel Alevi örgütlenmesinde bazı şeyleri eksik buluyoruz. Biz biraz daha geleneksel yaşamak istiyoruz Aleviliği. Şu dergahı kurduk. Bence bunun hiçbir sakıncası yok. Bunlara müsaade etmeliyiz. Herkes kendi özelinde, yerelinde kendi dergahını kurabilmeli, kendi derneğini kurabilmeli. Oralar mesela Tokatlılar çoğunluktaysa Hubiyer geleneğini sürdürebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Tahtacılar çoksa tahtacı geleneklerini yürütebilir. Daha geleneksel yaşamak istiyorsa Aleviliği daha geleneksel yaşar. Aynı yerde iki farklı Alevi örgütü olabilir. Biri birazcık daha geleneksel yaşayabilir. Bunlara müsaade etmemiz gerekiyor. Bunlardan rahatsız olmamız gerekiyor. Ama elbette ki ortak çıkarlar ve asgari müşterekler söz konusu olduğunda bir araya da gelebilmeliyiz. Nitekim Alevilerin bunu yapabilecek kapasitesi ve tarihsel tecrübesi de vardır. Yani bunu da unutmayalım. Son olarak şunu söyleyeceğim. Şunu diyebilirsiniz, demin söylediğim gibi, o zaman
bu ortaklıklar nasıl ifade edilecek? Yani bir anlamda belli bir marj içinde bile olsa bir takım standartların olması lazım. Nitekim geleneksel Alevilikte de vardır bu. Yani mesela yedi ulu ozan diyoruz. Yani hiçbir merkez oturup dememiştir. Bakın bunlar yedi ulu ozandır. İşte herkes üstten attığının değişimi bilir bilmem ne falan. Ama onun ötesinde bu yedi ulu ozanı bilir. Ama mesela Tokat'a gidin, onun kendi yerel aşığının da değişimi bilir. Ama Pir Sultan Abdal'ı, Hatayi'yi, Kul Himmet'i, Nesimi'yi Bulgaristan Deli Orman'da da duyarsınız. Karadeniz'e Güven Çapdal'da da, Dersim'de de, her yerde. Demek ki Alevilik zaten geleneksel anlamda hem bir ortak payda ama onun altında da bir çoğulculuğu tolere edebilecek şekilde örgütlenmiştir. Bugün de aynı şeyin olacağını ben samimiyetle inanıyorum. Yani siz ortaya güzel bir ürün sunarsanız tırnak içinde, yani mesela Pir Sultan Abdal ne yapmış? Muhteşem de işler yazmış. Zaten onu herkes benimseyecektir. Meta zoruyla değil. O değişin kalitesinden dolayı. Şimdi de ve ben görüyorum yeni gençler arasında, yani çok gerçekten beni çok sevindiren, gül yüzlü, şevkle bu yol için çalışacak gençlerimizin yetiştiğini görüyorum. Burada da aslında gördüm. Mesela bir genç arkadaşımız çocuklar için bir kitap yazmış. Çok sevindim. Rızalık Şehri diye. Tam hepsini okuyamadım ama şimdi nasıl olacak bu mekanizma, nasıl yürüyecek? Şimdi biri böyle çıkacak, diyecek ki bakın ben böyle bir kitap yazdım. Şimdi ben baktım çok hoşuma gitti ya, bu her yerde dağıtılmalı. Nitekim zaten öyle de olmuş. Türkçe'ye çevirmişler. Birçok dernek bunu dağıtmaya başlamış. Yani bu iş şöyle yürüyecek. Birileri modeller sunacak. O modellerin bazıları toplum tarafından kabul edilecek veya reddedilecek. Buna zaman tanımak lazım. Zaten aksi bir durum toplum mühendisliğine girer. Yani toplumsal değişimler toplum mühendisliğiyle yürümez. Bu sağlıklı bir şey değil. Ama toplumlar her zaman bir değişim hali içindedir, organik olarak. Mesela bizim Alevilerde son yıllarda Aleviliğin bu potansiyelinin halen devam ettiğini görüyoruz. Mesela cem evlerinin şehirlerde yaygınlaşması. Niye? Çünkü sosyal bir ihtiyaca cevap veriyordu. Geleneğin üzerine de oturmuştu. Yani köylerde de cem evlerine benzer mekanlar vardı. Hani bir gelenek var ama o gelenek çok zenginleşerek, reforme edilerek bir anlamda yeni şehirli ortamımıza uyduruldu. Şimdi her yerde kimse git kur demiyor ama insanlar cem evi kuruyor. Demek ki bu organik bir gelişme, tepeden birilerinin söylemesiyle olmuyor. Veya şimdi bu cenaze kaldırılma süreçlerinde değiş okunması. Aslında buna benzer gelenekler Alevilik'te var. Mesela ben bir buyruk yazmasının arkasında bile okumuştum. Dardan indirme erkanı diye. Sizin de rahmetli eşinizin öyle bir şeyine, törenine katılmıştım. Böyle tüylerim diken diken olmuştu. Tahtacılarda zaten bu var. Bizim hani Alevilerde, köylerde genellikle daha ceset ve şeriat bir görüldüğü için daha şeriata uygun falan imamların kaldırması gibi pratikler de var. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada değişle bu tahtacı geleneği belki de bütün Aleviler tarafından kabul edilmeye doğru ilerliyor. Çünkü niye? Çünkü bunu da kimse bir merkezden bunu böyle yapın demedi. Bu da demek ki bizim geleneğimizle de bir uyumu var ki insanlar yadırgamıyor, benimsiyor, daha bir kendi hissediyor bu olduğunda. Benim 83-84 yaşındaki babam, Allah uzun ömürler versin, kızım diyor beni böyle kaldıracaksınız cenazeme. Yani Alevi toplumu değişiyor, değişecek ama bu metazoruyla merkezi şekilde değil, insanların organik ihtiyaçlarına göre olacak. Örgütlerimiz de buna çok fazla müdahale olmadan ama kanalize ederek bu değişimlere ayak uyduracaklar. Bir de örgütlerimizden benim ricam, biraz önce sizinle de konuşuyordum. Her örgütümüzün kendi tarihini kayda alması gerekiyor. Bugün, yani bakın şimdi ben, babam sağ olsun bu Şahkulu Karacaahmet'in falan kuruluşunu ele almış biliyor. Ama bunları kayıt altına almazsam yarın bir gün bunları ortaya çıkaramayacağız. Bir de üye alırken lütfen herkes ocağını, köyünü, aşiretini varsa biliyorsa kayda kuyda alsınlar örgütlerimiz. Çünkü bu kayıtlar çok önemli olacak uzun vadede. Benim kendi, yani naçizane bir misyonum bu özellikle Alevi dedeannelerin ellerindeki belgelerin yok edilmemesi, yanlış ellere düşmemesi,
ve bunların bir arşivlenmesi lazım. Ama bunu bizim yapmamız lazım. Yani biliyorsunuz Türkiye'de çeşitli kurumlar bu belgeleri toparladı. Hani keşke profesyonel arşivcilik yaparak hani o iyi niyetle toplanmış olsaydı. Maalesef o konuda şüphelerimiz var. Örgütlerimiz de buna sahip çıkmalı. Keza sözlü kayıtlar, işte cönkler vesaire. Ya bunlar aslında hocam inanın o kadar zor değil artık. Yani bu dijital çağda dijital arşivleme diye bir şey var. Önemli olan yani bizim örgütlerimiz belki biraz yanlış yerlere kaynak aktarıyor zaman zaman. Yani sürekli olarak paneller, sürekli olarak konferanslar. Yani Alevilikle ilgili o kadar bilimsel üretim yok ki bu kadar panel konferans olsun. Ya da başka şeylere kaynak aktarılıyor. İşte kuşe kağıtlarına bu belgelerin basılması falan. İnanın bunlar değil esas olan. Esas olan kendimizin bir vakıf kurarak, güvenilir bir vakıf kurarak bu kaynaklarımızın hem sözlü hem yazılı bir dijital arşivinin kurulması çok önemli. İkinci dediğiniz gibi yani 10.000 yıl, 15.000 yıl öncesiyle ilgili spekülasyonlarda bulunuyoruz ama daha 20. yüzyılın başındaki bir Alevi köylerinin listesi yok. Bir haritamız yok. Alevi köylerini gösteren. Bakın yani bugün bile birçok Alevi köyü boşalmış durumda. Yani bunun farkında mıyız bilmiyorum ama Anadolu şey yani Alevilik yok oluyor Anadolu'dan. Bu çok acı bir şey. Hani Ali Kızıltuğ'un Asri Gurbet yani muhteşem bir şey. Tam benim annemlerin köyü mesela. Boşalmış, bomboş olmuş. Şimdi Alevilik için Anadolu çok önemli Zeynel Bey. Yani şimdi siz mesela Müslümanlık gider Amerika'da da yaşar bir tane camisini kurar. Ama biz bu topraklarla çok hemhal olmuş bir inancız. Bizim kutsal mekanlarımız buralarda. Hatta Anadolu bizzat kendisi belki de kutsal. Şimdi biz şeye göçsek bile, yurt dışına göçsek bile Anadolu'daki Alevi varlığının, burası Alevi köyüydü, burası Alevi ziyaretiydi. Bunların bilinmesi, kayda kuyuda alınması lazım. Şimdi çok yakın zamanda öğrendiğim, karamsarlığı her ne kadar sevmesem de beni çok üzen bir olayı söyleyeceğim. Biliyorsunuz ben Sinem İli Hoca ile ilgili çalışmalarım oldu ve çok 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 sevdiğim ve saygı duyduğum Mehmet Yüksel dede, Sinem İli Hoca dedelerinden Kantarmalı. Gerçekten ona çok büyük bir derinde bir bağlılığım vardı. Halen de var. Sinem İlililerin bu Elazığ Piran'daki türbesini ben araştırma yaptığım esnada bu Maraş'taki Sinem İliler unutmuştu. Yani ecdadlarının işte Elazığ'dan gerçi anlatanlar vardı ama biz gittik eşimle türbeyi bulduk 2001-2002 yıllarında. O zaman orası Sünnileşmişti. Yani köy Aleviler kalmamıştı. Sadece bir komşu Alevi köyü vardı. Onlar biliyordu, hatırlıyordu. Hatta bir yıl sonra bilmiyorum belki de dışarıdan bir araştırmacı geldi falan dedikleri için birileri gitmiş abuk sabuk bir yazı asmıştı oraya. Bilmem kimin işte Mücahit bilmem kimin türbesi diye tamamen uydurma. Sultan Sinemine'nin türbesi. Neyse biz resimlerini falan çektik. Makaleler yayınladık. Maalesef ben daha birkaç ay önce öğrendim. Artık defineciler mi kimdir bilemiyorum. Bundan 4 yıl önce, 4-5 yıl önce gitmişler Sultan Sinemine'nin türbesini altın üstüne getirmişler. Ve Sinem İlililerin haberi bile olmamış. Maalesef bu türbeye sahip çıkamamışız. Birileri gitmiş, türbeyi alt üst etmiş, kazmışlar. Artık defini mi aradılar ya da düşmanlıkla mı yapıldı hiç bilmiyorum. Çok çok üzüldüm. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam size. Daha sonra işte İstanbul'dan Sinem İlili dostlar gitmişler, yaptırmışlar yeniden mezarı. Ama tabii eski hali yok yani yeni mermerle falan kaplamışlar. Şimdi bakın bunlar Alevi mirasıdır. Anadolu'daki Alevi mirasıdır. Yani Anadolu'dan Aleviliğin silinmesine hiçbir şekilde müsaade edemeyiz. Yani bu kutsal mekanlarımıza sahip çıkmamız lazım. Belki benim derneklerimizden naçizane ricam lütfen şu anlamsız bir takım tartışmalardan, belki de şu gündelik siyasi didişmelerden, bunlar da tabii insan olmanın bir parçası belki ama lütfen çok rica ediyorum birazcık enerjimizi bunlardan uzaklaştırıp bu kültürel mirasımızı korumaya, muhafazaya
aktarabilirsek çok iyi ederiz. Bakın yani gözümüzün önünde 2019 yılında çok önemli bir Alevi Ocağı'nın kurucusunun türbesi alt üst ediliyor, yıkılıyor ve bizim haberimiz bile olmuyor. Aynen, Sarıkız Türbesi'ni de yaptılar bu sene. Öyle mi? Kazılarlarında. Hem de bir ay önce falan. O şey mi? Kimin yaptığı belli değil mi yoksa? Yok, belli değil. Orada çıktı, orada hatırlıyorum. Yapmayın ne olur yani bu işte bunu ben şey yapamıyorum. Yani her şeyi geçiş süreci falan ama bazı şeyler yok edildiğinde tekrar yerine koyamıyoruz. Bu açıdan örgütlerimizin birazcık daha belki dikkatli olması gerekiyor. Yani ben tabii biraz Amerika'da olduğum için Avrupa'yı çok iyi bilmiyorum. Onu bir defa söyleyeyim. Yani Türkiye'yi de hani hem Avrupa'daki hem Türkiye'deki öğrenciler yazın gittiğimde hani görüşmek isteyenler oluyor, görüşüyorum falan. Yani uzaktan birazcık bir fikrim var. Ama şunu söyleyebilirim yani Amerika için. Amerika'da 4-5 tane yeni doktor öğrencimiz var. Hepsi de pırıl pırıl çocuklar. Belki bizim kuşağın ve bizden önceki kuşağın yaşadığı bir takım travmaları yaşamadılar onlar. Yani benim kendi hayat sürem içinde Alevilik hiçbir şekilde konuşulmayan bir tabu olmaktan işte üzerinde çalışabileceğimiz bir alana dönüştü. Bunlar ciddi travmalardır. Yani ben çok iyi hatırlıyorum, lisede nefes nefese gazeteciye annem beni yollamıştı. Alevilik konmuş kapağına Yeni Gün'den de sanıyorum. Nefes nefese inanamamıştık. Yani nefes nefese gidip dergiyi almıştım. Yani düşünün, aslında bunlar hakikaten ciddi travmalar. Dolayısıyla belki genç kuşaklar bizden daha sağlıklı bir şekilde bakabilecekler bu geleneğe. O anlamda Aleviliğin halen öneminin, modern insan içinde öneminin devam ettiğini inanıyorum. Alevilik yok işte göçebeler içinmiş falan filan, sadece yüksek İslam anlamadıkları için, hiç alakası yok. Alevilik gerçekten modern insana hitap eden, modern insanı verebileceği çok şeyi olan, çok özgürleştirici bir Tanrı inancına sahip bir inanç. Yani çünkü Alevilikte tanrısallık ömür boyu süren bir arayıştır. Aşk dediğimizde tam da odur. Yani bizim deyiş söyleyerek, müzikle vesaire yaptığımız tam da odur. Şimdi herkes bu arayışın içinde istemese de, istese de istemese de, farkında olsa da olmasa da zaten bu arayışın içindedir. Bu şekilde baktığınızda, yok efendim kendini ben ateistim deyince Alevi olursun olmazsın, bunlar çok anlamsız şeye dönüşüyor biliyor musunuz? Anlamsız tartışmalara. O yüzden bu şekilde olduğu gibi Aleviliği anlarsak genç kuşaklara çok hitap eden bir inanç. Ritüellerimiz, ya hiçbir şey olmasa bile elimizde o kadar önemli bir araç var ki bu kültür aktarmak için. Bağlamamız ve deyişlerimiz ve müzik. Bu kadar yani. Ve ritüellerimiz de bazen yanlış düşünüyorlar. Hani sanki ay çocuk cebe gelirse sıkılır. Hiç alakası yok. Aslında çocuklar ritüeli çok sever. Bir takım ufak tefek ritüellerle bu aktarım sağlanabilir. Onun ötesinde de zaten biz bunu yapsak da yapamasak da yani bir genç kuşak yetişiyor. Aleviliğe çok daha sağlıklı bakan, Aleviliği tarihini vesaireyi de araştırmaya çok niyetli, çok hevesli. Dolayısıyla ben çok genel olarak çok mutluyum. Özellikle gençlerden çok mutluyum. Çok mutlu oluyorum onları görünce. Ya biz de ama çok hafife alıyoruz. Biz Aleviler olarak hem kendimizi çok hafife alıyoruz zaman zaman, hem de bu geleneği taşımış olan dedelerimizi, ozanlarımızı çok hafife alıyoruz. Yani ben gerçekten alan çalışmalarımda çok derin, beni çok çok etkileyen dedelerle tanışma ve sohbet etme şansını elde ettim. Ama sohbet, yani bakın şöyle sorgulama şeklinde değil. Dede bana anlat, şu nedir, bu nedir değil. Sohbet. Bizim için zaten muhabbet en büyük ibadettir Cemal'e yapılan. O kadar derin şeyler söylediklerine şahit oldum ki. Mesela çok etkilendiğim sözlerden biri şu. İşte konuştuk dedeyle. Neyse onun sonunda nasıl geldiyse o noktaya, dede şöyle bir şey söyledi. Adeta hani tamam bütün bunları anlatıyoruz, bunlar da önemli ama şöyle bir şey dedi. Dedi ki Sıtk ile inan da dedi, kara taşa inan. Sıtk ile inan da kara taşa inan. Şimdi bakın o kadar şey konuşmuşuz ama sonunda böyle bağlıyor. Yani demek ki o dede şeyin farkında. Nihayetinde her şey insandan kaynaklanıyor. Yani dışarıdan içeri değil, içeriden dışarı bir süreç bu tanrısallık arayışı. Ve bütün her şey bahane aslında. Yani
güzelliğin beş para etmez, bu bendeki aşk olmasa. O senin güzelliğin değil, benim içindeki aşk aslında. Veya sevgili dostum Kelime Atan'ın sık sık söylediği gibi Alevilik'te şöyle bir inanç vardır. Herkesin tanrısı kendine benzer. Değil mi? Yani çünkü aynı kitabı okuyor ama biri ondan çıkardığı sonuçla gidiyor, insan kafası kesiyor. Ötekisi gidiyor, işte Mevlana oluyor. Her kim olursan ol gel diyor. Ama metin aynı metin. Demek ki neymiş? Önemli olan onu okuyan insanmış. Yani bütün bunların dedeler çok farkındaydı. Aynı muhabbette sanırım bu Sıtkı ile inan da Karataş'a inan, sanıyorum Mehmet Yüksel dedeydi, Ahmet Mutlay dedeydi, adını andım, sanırım onun söylediği şuydu, o da beni çok etkilemişti. O zaman sistem etmiştim dedeye. Dedim ki dede, yani Alevilik yani yok oluyor, yani niye sahip çıkmıyorsunuz taliplerinize, niye hani cem yapmıyorsunuz falan. Bana dedi ki dedi, kızım dedi, biz dedi talep olmadan, yani talip talep edendir, o şekilde yorumluyor. O taraftan talep olmadan biz cami imamı gibi, hoca gibi gidip insanlara meta zoruyla cem yaptırmayız dedi. Onlar talep edecek, o arayacak. Çünkü niye herkes kabına göre alır zaten, ya da onun ondan kaynaklı bir arzu yoksa biz zorla yaptıramayız. Bunlar çok derin düşünceler. Bunlar hakikaten bu geleneğin içine yetişmiş dedelerimizin sahip olduğu çok derin felsefi düşünceler. Lütfen hafife almayalım geleneğimizi, kendi anlayışımızı da hafife almayalım. Birçok anne baba diyor ki, hocam aktarmak istiyoruz ama ben Alevi'yi zaten bilmiyorum ki ne aktarayım. Aslında diyorum ki siz zannettiğinizden daha çok şey biliyorsunuz. Yani hissettiğiniz gibi konuşun. Çocuklar çok da fazla şey, uzun uzun böyle teolojik tartışma falan beklemiyor. Önce bir adını koyun. Evladım biz Alevi'yiz. Biz cem evine gideriz. Biz cem yaparız. Çoğu zaman birçok çocuk için bu zaten yeterlidir. Yani mesela ben çocuklarıma çok küçükken neye inanıyoruz biz? Biz şuna inanıyoruz evladım. Bizim inanışımıza göre Allah bizim içimizdedir. Dışımızda değildir. Eğer dua etmek istiyorsan içine dönerek edeceksin. Biz buna inanıyoruz ama başkaları başka şekilde inanabilirler. Biz onlara da saygı duyuyoruz. Yani bazen yani çok basit. Yani çünkü ben orada çocuğa şunu anlatamam ki. Bizde Tanrı işte ontolojik olarak yaradanla yaratılan birbirinden kopuk değildir. Bütün evrene nüfuz etmiştir. İşte vahdeti vücut bilmem ne. Bu tip şeylere giremem. Ama ne diyorum? Bizim içimizdedir. Yani bence hem kendimize hem geleneklerimize karşı çok keskin olmayalım, çok eleştirel olmayalım. Biz düşündüğümüzden çok daha fazla şey biliyoruz. Evet, yani bunları ve gerçekten güzel insanlar yetiştiren bir inanç Alevilik. Hani bir inancın hak mı, değil mi, nasıl test edersin? Edemezsin elbette ama benim için tek ölçüsü vardır. Eğer bir inanç gerçekten düzgün insanlar, dürüst insanlar yetiştiriyorsa, ki bizim değişlerimiz o kadar ya da bizim dedelerimiz ne kadar etkiliymiş ki hakikaten bize o ahlakı verdiler. Eline, beline, diline hakim ol, yalan söyleme. Biz hep öyle büyüdük. Dolayısıyla demek ki bu inançta bir güzellik var. Demek ki bu inanç muhafaza edilmeyi ve aktarılmayı hak ediyor. Lütfen incitmeyelim bu inancı. Kurcalamayalım sağını solunu. Lütfen bu güzelliği yeni kuşaklara aktaralım. Böyle bağlayalım mı? Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.